Sinoğlu Gurur. Her yapıda 1977'den beri. TV izleyicileri, yine dop dolu cap canlı bir programla karşınızdayız ve bugün cuma, hayırlı cumalar dileğiyle programımıza başlıyoruz ve hiç vakit kaybetmeden size konuğumu tanıtmak istiyorum. Bugünkü konuğum ilahi sanatçımız, yapımcı, yönetmen kendisi Adem Korkut'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Müge Hanım. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Sizin gibi değerli ablalarımızın programına gelmek bizim için gerçekten gurur verici inşallah. Rabbim sizin yolunuzu açık etsin diyorum. Her zaman için gerçekten hep gittiğim yerde söylüyorum. Haftada bir gün dahi olsa böyle güzel ilahi program yaptığınız için size de teşekkür ediyorum. Bahar TV ailesine de teşekkür ediyorum. Bu arada tüm izleyicilerimizin de ayrıca cuması mübarek olsun. Buradan tüm sevenlerimize buradan selamlarımızı iletmiş olalım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz biz de size geldiğiniz için, katıldığınız için çok sağ olun. Bizler size teşekkür ediyoruz ki her zaman için. Bir telefon açmanız yeter Müge Hanım. Her zaman için emrinizdeyiz inşallah. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerim, bugün ilahilerle dolu bir program geçireceğiz birlikte. Ancak ben önce telefon numaralarımı hatırlatmak istiyorum sizlere. Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93. Türkiye'nin her yerinden arıyorsanız 0342-325-93-93, yurt dışından arıyorsanız +90 342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. İstek ve dileklerinizi burada biz yerine getireceğiz sizlere, ilahi isteyebilirsiniz. Ayrıca Mügeli Günler Facebook sayfamızdan da bizlere oradan da ulaşabilir. İstek ve dileklerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. İyi veya kötü dileğiyle diyorum. Evet, hemen dönüyorum Adem hocamıza. Hocam neler yapıyorsunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Sizi an, tanımayan izleyicilerimiz var. Bir onlara bir tanıtalım önce sizi. Tabii ki Adem Korkut Nacizane, Gaziantep'liyiz. Yaklaşık 21 yıldır belli ilahi sektöründeyim. Yani çekirdekte yetişmeyim. Gaziantep'teki kardeşlerimizin çoğu bizleri artık tanıyor. Şu an Türkiye genelinde de yavaş yavaş tanıldık inşallah. Daha da tanınacağız. Şu an yepyeni projelerimiz var. Onları konuşacağız. İnşallah konuşacağız onları da. Gaziantep'te güzel bir kardeş kanalımız olan Olay TV'mizde yaklaşık 5 yıldır belli Gönül Bahçesi isimli Adem Korkut'la Gönül Bahçesi isimli programımızı yaptık ve dini kanallarda hiç olmayan bir formatta. Şu an bizlerin kopyalar çıkmış aynı formatta ama Gönül Bahçesi programımızın ayrı bir güzelliği var. Her hafta değişik konuklarımızla, hep ulusal sanatçı değil. Bizim Gaziantep'imizin yerel sanatçıları olsun, hiç daha tanımamış sanatçı kardeşlerimizi, değerli hocalarımızı programımıza davet ederek güzel bir program yapmaya gayret ediyoruz. İzleyicilerimizin beğenisiyle 5 yıldır belli devam ediyoruz. İnşallah da daha güzel şeyler yapmak gayreti içerisindeyiz inşallah. Evet, zaten programımız tartışılmaz. Gerçekten Gönül Bahçesi programı benim çok sevdiğim bir program. Evet. Hakikaten çok güzel bir programdı. Gerçekten emeğinize sağlık diyorum. Ben hatta size Gönül Bahçesi'nin prensi derim her zaman, biliyorsunuz. Allah razı olsun. Sizin kalbinizin güzelliği. Gerçekten yani ciddi anlamda güzel bir program. Allah inşallah devamını diliyorum sizin için gerçekten. O zaman sizden güzel bir ilahi alalım. Arka arkaya 2 tane. Tamam, ondan sonra devam edelim. Bugünkü konumuz da geçen hafta bir izleyicimiz aramıştı bizi. Ben özellikle de bugün sizin olmanızı çok istedim. Çünkü siz bir ayrıca hem ilahi sanatçısınız, hem yazısı, evet, yazıyorsunuz. Evet. Hem de bu işlerle ilgili olduğunuz için. Konumuz ilahideki nameler. Yani o ilahilerin sözleri, müzikleri. Sözler, evet. Nasıl yapılıyor ve izleyicimiz de sorusunun cevabını alacak. Ben geçen hafta müftümüze de sordum bu konuyu. Evet. Kendisi de canlı yayına bağlanırsa söz hakkı da vardır. Birlikte tartışırız diye düşünüyorum. Tamam inşallah. O zaman ard arda 2 tane güzel eserimiz var 2013 albümümüzden. İlk eserimiz Sana Geldim lakabinde albümümüzün ismi olan Gel Der Misin diyeceğiz. Sabah şu an belki daha yeni yeni yataktan kalkan kardeşlerimiz vardır. Onları biraz uyandıralım. Değil diyorum. Mi? Hareketli 2 tane ilahimizden devam edelim inşallah. Evet, buyurun.
seni görmeden sevdim, aşık olup gönül verdim. Ben seni görmeden sevdim, aşık olup gönül verdim. Her şeyimi terk eyledim, sana geldim ey Resulüm. Her şeyimi terk eyledim, sana geldim. Yalnız kaldım yine, yetiş Resulim.
efendim gel der misin? Karanlıklar ortasında yapayalnız kaldım yine. Yetiş Resulim dağıma, ya Muhammed feryadıma. Karanlıklar ortasında yapayalnız kaldım yine. Yetiş Resulim dağıma, ya Muhammed feryadıma. Yürek yanmış çaresi yok, garip kulun günahı çok. Derman sende kimsede yok, yarama sen sürer misin? Derman sende kimsede yok, yarama sen sürer misin? Karanlıklar ortasında yapayalnız kaldım yine. Resulim dağıma, ya Muhammed feryadıma. Karanlıklar ortasında yapayalnız kaldım yine. Yetiş Resulim dağıma, ya Muhammed feryadıma. Feryadıma. Evet, Adem Korkut'a teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim, ben tekrar telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93, Türkiye'nin her yerinden arıyorsanız 0342-325-93-93, yurt dışından arıyorsanız +90 342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. İstek ilahilerinizi alabiliriz diyorum. Hocam geçen hafta bir arkadaşımız aradı, bir beyefendi aradı. Şey dedi, ilahileri dedi. İlahi okumak çok güzel bir şey, tebrik ediyorum sizi. Fakat dedi, sözlerini dedi hep böyle Türkiye, işte mesela şarkılara çeviriyorlar. Bu günah mıdır, değil midir diye biz hocamıza da sorduk, müftümüze sorduk. Günahlığında alakası yok. Günah, telefonumuz mu var? Bir telefonumuza telefonumuz. Bakalım, ondan sonra devam edelim. Alo. Selam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Hoş bulduk, hayırlı cumartesi. İlahi sanatçımız Mustafa Caymaz. Hoş geldiniz yayınımıza Mustafa Bey. Hoş bulduk efendim. Programınızı izliyordum. Tabii ki Adem kardeşimi görünce Bahar TV'de kaldım. Bahar TV'den ayrılmayın diyorum ben de. Programınız çok güzel, tebrik ediyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Mustafa çok sağ teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mustafa Caymaz biliyorsunuz, belki izliyorsunuz. Gözümün Nuru, Nuru TV'de, Nur TV'de de ise Gül Seda programı ve Gül Tanem programıyla 40'ın üzerinde televizyonda program yapan bir kardeşinizin. Artık yeni projemizde Adem Korkut kardeşimle birlikte sunuyoruz inşallah. Deminde Van TV'de programımız vardı Adem kardeşimizle. Bahar TV'yi seviyoruz, Bahar TV'yi izliyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. Gaziantep'te açılan bir pencere olarak görüyoruz kendilerine. Çok teşekkür ederiz. Yöneticilerini de tebrik ediyorum. Hizmetiniz daim olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Mustafa abim. Var mı bir isteğin Mustafa abim bizlerden? İnşallah Adem kardeşim, senin eserlerini zaten seviyorum. Biliyorum evet. Ki Gaziantep Olay TV'de de 5 yıldır televizyon programı yapıyorsun. Evet. Bunu da takip ediyoruz ara ara. Hatta sana da konuk olmuştuk. Evet. Allah. İnşallah bu seneki bütün Ramazan programlarımızda biliyorsunuz Mustafa Caymaz olarak 30 vilayette en büyük konserleri yapan bir kardeşinizdir. Evet. Türkiye'de okutulan ilk öğretim Türkçe ders kitaplarının, hayat bilgisi ders kitaplarının yazarıyım. Aynı zamanda öğretmen kılavuz kitaplarının da yazarıyım. Koşuşturuyoruz bu davada. Ben biliyorum ki Adem kardeşim de Hazreti İbrahim misali, nasıl ki Hazreti İbrahim ateşe attıkları sırada
karıncanın biri sırtına bir damla su taşıyormuş. Demişler ki bu koca ateşi sen mi söndüreceksin? Karıncanın söylediği çok manidardır. Evet. Belki söndüremem ama diyor, safım belli olsun. Allah dostuna yardım etmenin şerefini kazanıyorum ya, bu bize yeter. Bu noktada da Müge Hanım'ı da tebrik ediyorum. Yani İslam'a hizmet eden güzel bir anlayışı var. Çok teşekkür ederim. Adem kardeşim de iyiliği koşuşturuyor. Evet. Tabii ki Allah bunları kaydedendir, yazandır. Önemli olan dava ihlaskarane olsun, samimi olsun. Ve ben bunu görüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hangi eser olursa olsun. Neticede onu anlatıyor ya. Mustafa abi. O elmas ve pırlantalardan daha değerli. Allah razı olsun. Şunu belirteyim Mustafa abi. Az önce Müge Hanım da bana soruyu yöneltti ama şimdi bakıyoruz. Gerçekten Müge Hanım doğru söylüyor. Bazı ilahilere bakıyoruz içlerinde mesela diğer müziklere benzer ilahiler yapılıyor. Bu konuda ne dersin Mustafa abi? Biz senden de bu cevabını alalım. Siz aramışkeniz. Almak isteriz Mustafa Bey. Düşünceler yani ilahi mi, müzik mi olduğunu anlayamıyoruz. O şekilde kardeşim ilahi sanatçılarımız albümler yapıyorlar. Anladınız mı Mustafa abim? Evet, evet. Şimdi Müge Hanım da malumatıdır. Herkes kendi işini yapacak. Müge Hanım nasıl bir haberci televizyon programı yapıyorsa, bir insan da bir sanatçılık ayrıdır, sesi ayrıdır. Biz bu camianın içerisine ben 6 yılda girdim. Malumatınızdır. Şu evet. anda 40'ın üstünde televizyonda benim programlarım yayınlanıyor. Klipleri saymıyorum. Evet. Mustafa Caymaz bir tesadüf eseri mi buraya geldi? Tabii ki gelmedi. Evet. Biz her bir besteyi özel olarak yaptırdık. Müzikleri Peker Müzik'te yaptık. Grup kemanına kadar, cellosuna kadar batı müziği de kullandık. Ama bakıyoruz, adam Çankırı'nın oyun havaları üzerine, Kırşehir'in evet. türkülerinin üzerine ilahi yapıyor. Bakın ilahi camiasına, evet. inanın hiçbiri beste değil. Emek harcanılmadan bir yere gelinmiş. Ve malumatınızdır, daha önceden bu ilahi camiasına klip denen bir şey yoktu. Klip denen bir şey yoktu. Kabe, Medine görüntüleri üzerinde kafalarını gösteren sanatçılarımız vardı. Evet. Ondan sonra bize dediler ki ya bu ilahicileri niçin dinlemiyorlar? İşte şeytan dinletmiyor, yok nefis dinletmiyor. Hiç alakası yok. Biz işimizi samimi yapmadığımız için bizi dinlemediler ve izlemediler. Evet. O birilerinin yaptığı kliplere bakın, harcadığı müziklere bakın. Özür evet. diliyorum ama bizim hoca tayfasının genel özelliğidir hep yeme tarafları. Evet. Hep bana birileri getirsin, soframa biri sersin ben yiyeyim. Halbuki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınızda hep verme taraftarıdır. Hazreti Ebu Bekir en zenginken en fakir olmuştur. Evet. Hazreti Hatice'ye dönün en zenginken en fakir olmuştur. Hep harcamıştır. Biz evet. hiçbir zaman böyle işimizi ehil olarak yapmadığımız için bizi dinlememişler ve izlememişler. Evet. Şimdi biz eğer hakikaten besteleri, müzikleri, klipleri bu camiaya Umut Karadağ gibi bir kardeşimi klipçi olarak koydum. Bahar TV'de de kliplerimiz yayınlandı, televizyon programlarımız yayınlandı. Yani şuna geleceğim. Biz eğer işimizi güzel yaparsak hadis-i şeriftir. Güzel işi yapan insanın yardımcısı Allah'tır. Allah'tır. Evet. Yani biz işimizi güzel yapalım. Koşuşturalım. İnsanların kalbine zaten gireriz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun Mustafa abim. Teşekkür ben ediyoruz. Ben zamanınızı almayayım. İnşallah seni de Bahar TV'de bekliyoruz. Bahar TV de bizlerin kanalı artık bir değil mi? Bir gün inşallah sizi evet. de kulluk almak Tabii. isterim Mustafa Bey. Ben çok teşekkür ederim aydınlattığınız için. Kardeşlerime şunu iletiyorum Müge Hanım. Evet. Sizin aracılığınızla Mustafa Caymaz'ın ve Adem Korkut kardeşimin albümlerini indirmek, paylaşmak kıyamete kadar serbestsin. Aynen. Adem'le biz bu projeye girerken de dedim ki eğer benimle varsan samimi olacağız. Kim ne derse desin biz ihlaslı olalım. Allah bizim yardımcımız olsun. Allah yanınızda olsun, razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz Mustafa abim. Çok sağ olun. Rabbim razı olsun. Buradan Ankara'ya cumalar. Selamlarımız. Hayırlı inşallah. Cumalar, hayırlı günler dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun. Gerçekten Müge Hanım, Mustafa abimiz gerçekten çok değerli bir insan. Bu işe gerçekten gönül vermiş bir insan. Evet. Ben onu canlı canlı böyle şiirlerini dinleyin. Hı hı. Sanki o içerisindeki o şiirleri yaşamış gibi bir his oluşur sizden. Evet. Gerçekten ben Mustafa abi kliplerini dinliyorum. Bir de canlı canlı dinlemek ayrı bir lezzet. Gerçekten değil mi? Beraber program sunduğumuz için yani
Onun bilincindeyiz. Buradan Mustafa abimizin ellerinden öpüyorum. Rabbim kendisine razı olsun inşallah. Yalnız bırakmadı bu gün bizi. İnşallah bağlandı. Bir gün sizi programımıza getireceğim. İnşallah. Mustafa i̇nşallah. Abimizi Antep'e geldiği zaman. Gece ben programa konuk edeceğim. Sabahleyin de inşallah sizin programınıza. İnşallah. Beraberce i̇nşallah. Olur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mustafa Bey aydınlattı biraz. Evet. Şimdi gerçekten de öyle. Bakıyoruz mesela ilahiyle müzik artık ben bazen dinliyorum. Acaba bu müzik mi ilahi mi? Diye şüphede kalıyorum. Evet. Halbuki ilahiyle müziği birbirinden ayırt etmemiz lazım. Hı hı. Mesela bakıyoruz ya bir sürü beste var, müzik var. Doğru mu? Gidip de illa şarkı, türküleri, müziklerini alıp ilahiye çevirmenin bir anlamı yok yani. Gerçekten çok yanlış bir şey. İzleyicimiz de yani ben hak verdim aslında kendisine. Gerçekten haklı kardeşimiz. Ya biz ilahi mi dinliyoruz, müzik mi dinliyoruz? Konu çıkarttı bana sağ olsun. Hani gerçekten bu konuyu da merak ettim ben. Hani diyorlar işte bu işte oyun havalarını düğünlerde oyun havasına dönüyor. İşte ilahiler artık böyle hani şeyden çıktı. İnsan, evet. İnsanlar hani eline mikrofonu alan müftümüz de aynı şeyi söyledi. Hocamız da aynı şeyi söyledi. Mikrofonu alan çıkıyor. Bunu paraya çeviriyorlar insanlar. Evet. Hani şimdi, artık paran, hani tamam ilahi yazmak söylemek ayrı bir şey. Güzel bir şey. Evet. Ama öyle insanlarımız olmaya başladı ki sadece para gözüyle görüldü. Bu konuya ben girmek istiyorum. Yani, tabii ki buyurun. Şimdi Mustafa abimiz daha önce söyledi ya. Şimdi ben mesela bir albüm çıkarmışım, doğru mu? Mustafa abiye beraber programımızda da onun albümlerini de mesela internet üzerinden indirme hakkımız helal. Benimki de aynı şekilde helal demiştik zaten az evet. önce. Hı-hı. Yani biz her şey para değil Müge Hanım. Her şey para değil. Ben istesem şu an TV programcısıyım i̇şte değil siz mi? Siz böyle düşünüyorsunuz. Ben TV programcısıyım değil Hı-hı. mi? Şu an ben istesem 4-5 milyara programlara da giderim. Ama hayır. Kesinlikle. Her şey para değil Müge Hanım. İşte bizim ufak bir arşamız çıktıktan sonra bereket versin diyoruz. Allah rızasını bırakıyoruz. Evet o güzel anladınız kalbiniz mi? Açık kalıyor. Ha diyeceksin. Böyle. Ama o kapalı olanları da var işte. Evet. Onu sadece yani para gözüyle adam veren mesela sanatçı abimiz ben isim vermek istemiyorum kardeşimize inşallah düzelir diyorum. Çağırıyoruz işte program var kaça gelirsin işte diyor 7-8-10 milyar. Ben gelmem diyor. Niye kardeşim? Gel 7-8-10 milyar değil de uygun bir fiyata yap o kardeşimizin hem de duasını al. Değil mi? Biraz Allah rızasını bırakmamız lazım. Kesinlikle. Her şey para değil. Evet. Bir de yapmış olduğumuz iş normal iş değil ki. İlahili işlerle uğraşıyoruz. Evet. Allah İlahi sektöründe olduğumuz yani... için bu gibi şeylere gerçekten Müge Hanım ilahi sanatçılarımızın olsun çok dikkat etmesini istiyoruz inşallah. Kesinlikle. O zaman sizden iki tane güzel ilahi tamam, alalım. Ondan sonra devam edelim. Devam konuşmamıza edelim. Devam. Bak bugün Hı-hı. bol bol ilahi bol bol sohbet evet, inşallah. Hangi ilahiler geliyor? Evet hangi ilahiler? Gel gör beni. Arkasından da yakma ya Rabbi diyelim. O zaman hocam şimdi bir kısa ara verelim. Ondan sonra da ilahilerimize tamam, gidelim. Olur. Önce bir kısa aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Tahsinoğlu Grubu her yapıda 1977'den beri. Merhaba. Baharoğlu okul kıyafetlerinde indirimler var. Erken siparişlerde ayın her haftası %13 %14, %15 ve %16'ya varan indirim kampanyası başladı. Avantajlı fiyatlar, kaliteli ürünler, istediğiniz tasarımlar, binlerce model. Haydi elinizi çabuk tutun. Kârlı çıkın, kazanan siz olun. Bize ulaşın. Bize oturduğunuz yerden internetten ulaşabilirsiniz. www.baharoğlu.net Unutmadan pazartesileri bekleriz.
Seçime hazır mısınız? Biz hazırız. AGRT reklam olarak seçim sürecinde sesinize ses oluyor, tüm seçim materyalleriyle sizi seçilmeye hazırlıyoruz. Afiş, broşür, el ilanı, poster, kartvizit, bloknot defter, oy pusulası, anahtarlık, kalem, çakmak, takvim, ajanda, şapka, tişört, mutfak önlüğü, çanta, bayrak, kırlangıç, vinil, branda, bez afiş ve araç giydirme tanıtımlarınızda sizi bu kulvarda öne taşıyoruz. Tanıtımda etkili, ekonomik ve hızlı çözüm. AGRT reklam ile partilerimizin belediye başkan adaylarımızın, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adaylarımızın seçim tanıtım çalışmalarında her zaman yanındayız. www.dunyatakvim.com agrtreklam@hotmail.com Genel Müdürlük 0342 231 1191 Merkez 0342 517 5616 GSM 0535 719 7902 Merinos New York'ta. Merinos Paris'te. Merinos İstanbul'da. Merinos tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Herlipı'da 1977'den beri.
yollar gibi. Gök coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyleri. Gök coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyleri. Gel gör beni, beni aşk neyleri. Derde giri tar eyleri. Gel gör beni, beni aşk neyleri. Derde giri tar eyleri. Ben yolumsun biçarem, dost elinden avareyim. Baştan aşağı yârim, gel gör beni aşk neylerim. Baştan aşağı yârim, gel gör beni aşk neylerim. Gel gör beni, beni aşk neylerim. Derde giri tar eylerim. Gel gör beni, beni aşk neylerim. Derde giri tar eyleri. Hürmetine rükuda bükülen belleri hürmetine. Serdaçlar gülleri hürmetine rükuda bükülen belleri hürmetine. Zikrille dönen dilleri hürmetine. Cehennem narında yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Cehennem narına yakma ya Rabbi.
başların hürmetine, aşkınla sızlayan kalplerin hürmetine. Sevde yakalanan başların hürmetine, aşkınla sızlayan kalplerin hürmetine. Gecelerde dökülen yaşların hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, cehennem darına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, cehennem darına yakma ya Rabbi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Adem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonumuzu takalım, daha rahat konuşuruz. Ben de bu arada telefon numaralarımızı hatırlatayım izleyicilerimize. Evet sevgili izleyicilerim, ben tekrar telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93. Türkiye'nin her yerinden arıyorsanız 0342-325-93-93. Yurt dışından arıyorsanız +90 342 325 93 93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Adem Hocam'a dönüyorum. Hocam albümden biraz bahsedelim. Tabii ki biliyorsunuz 2013'te güzel bir albüm yaptık Gaziantep'imizde. Öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar size de. Mevlam programımızda kolaylıklar versin inşallah. Buyurun İbrahim Bey. Adem Bey'den de bir eser isteyecektim ben. Keşke siz burada olsaydınız hep beraber okusaydık İbrahim Bey. İnşallah haftaya ya da bir iki haftalar beraber oluruz diye temenni ediyoruz tabii. İnşallah, inşallah. İbrahim i̇nşallah. Bakıyor, kaytaracağı zaman hemen diyor Adem yetiş. Ben bugün kaytaracağım. Yok, onun da ciddi bir biliyorum, programları yok. Evet, programlar gerçekten İbrahim kardeşimiz yoğun. Şu an daha kutlu doğum geliyor, daha da yoğun hepimiz beraber. Evet. Yoğunlaşacağız ama İbrahim sen olsaydın tabii ki daha güzel olurdu. Sohbet daha
olmuş evet, olurdu. Dün akşam da istemiştim. Adem abi okumamıştı. Annem eserini inşallah okursa. Alacağız. Ya da okuduysa. Alacağız birazdan. Alacağım inşallah. İnşallah. Müge tamam. Hanım'ın güzel bir şiiri var. Buna kabilini inşallah annem eserimizi de okuyacağız tabii ki. Tamamdır inşallah. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Eşinize de selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun varım. Hasan abimiz de rahatsızdı sanırım. Evet, o da bayağı bir üşütmüş, grip olmuş kendisi. Rabbim acı şifalar versin. Evet. Buradan selamlarımızı evet, getirmiş ama. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Ayrıca İbrahim Bey'in de dediğim gibi konseri hazırlıkları var. Onlarla uğraşıyor. Aslında gelecekti bu hafta ama maalesef bizimle olamadı. Ne yapalım? Canı sağ olsun onun. Kardeşimiz evet. her hafta beni yalnız bırakmadı. Buradan ona tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben bir şiirimi okuyayım. Olur. Ama nasıl okurum ben de onu bilmiyorum ama yapmaya dinleyelim çalışacağım. O zaman. Olur inşallah. Mikrofonu vereyim. Evet sevgili izleyicilerim, bu şiirim Bahar TV ailesine ve Müge'li Günler izleyicilerine hediye etmek istiyorum. Yeni ilaç bulduk diyor tabipler. Her doktor bir lokman olsa ne fayda? Son nefeste Allah demezsen eğer, bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Milyarın olsa da rızkını yersin, ecel şerbetini bir gün içersin. Yalın ayak başı açık gidersin, dünya dolu malın olsa ne fayda? Sen bir prens, prenses de olsa eşin, eğer liman yoksa günahsa işin. Değmemişse eğer secdeye başın, dünyalara hakim olsan ne fayda? Sırat köprüsüne yürüdüğün an, insanlar yerlerde süründüğün an, cehennem uzaktan göründüğü an, aslan gibi gücün olsa ne fayda? Helal haram değmez, toplarsan malı, milyon olsa dersen milyar olmalı. Gözün aç bu dünyada, elbette fani, gidecek sende çok dursa ne fayda? Bir gün olur, götürürler evinden, kurtuluş yok Azrail'in elinden. Zikrullahi hiç bırakma dilinden, bin yıl kadar ömrün olsa ne fayda? Zahmetli iş yoktur İslamiyet'te, kalp ve ruh beslenir her ibadette. Sayısız nimetler var hidayette, kafir çok iyilik etse ne fayda? Evet, ne fayda şiiri kim yazdı bilmiyorum ama çok teşekkür ediyoruz. Ama ve sen de güzelsin. Yüreğine gönlüne sağlık. Yapmaya çalıştım inşallah güzel olmuştur. Gönlüne sağlık. İnşallah peygamberimizin üzerine de ilerleyen haftalarda güzel bir şiir bekleriz artık sizden. İnşallah. Ben i̇nşallah. Yani gerçekten, zaman zaman ama ses yatıyor gerçekten. Güzel okuyorsunuz. Gönlünüze sağlık. Songül Hanım özellikle rica etti benden. Dedi hani Müge Hanım şiirlerimizi yani tek tek de olsa böyle ufak ufak verirsen seviniriz dedi. Her bir programda bir tane şiir okusan yeterlidir. İnşallah. Zamanla zaten İnşallah. Insan, Hanife Hanım da aynı evet. şekilde. Kendisi İstanbul'dan arkadaşım. O da çok güzel şiirler yazıyor gene. İlahi şiirleri de var. O da aynı şekilde şu anda bizi izliyor evet, eminim. Selamlarımızı buradan selamlarımızı iletelim. Gönderiyorum kendisine de. O zaman bu şiirin arkasından sizden gene güzel ilahi alalım. Ondan sonra da bir tane bir ilahi alalım. Tamam, annem eserini alalım. Annem eserinin arkasından da tanıtımımız var. Tamam. Sponsorumuzdan Tahsinoğlu şirketini. Bir ilahi alalım, arkadan da onu girelim. Bu ilahimizde bütün annelerimize armağan olsun. Bütün annelerimizin buradan ellerinden öpüyoruz. Anne ve babalarımızın kıymetini bilin diyoruz. Tüm annelerimize gelsin. Özellikle Deli Mehmet abimize, yukarıda rejide bulunan Burak abimiz. Bizlerle yoruluyor. Evet. Başka kim var Recide? Ben Fatma Hanım var. Fatma Hanım'a armağan olsun. Hanım. Tüm Bahar TV'nin o güzel insanların, o güzel çalışanlarına armağan olsun inşallah. Benim de annemlere hediye ellerinden öpüyorum buradan evet. anneme. Şimdi ben de anneme armağan etmesem annem diyecek, oğlum niye bana armağan etmedin? Anneme armağan ediyorum, buradan ellerinden öpüyorum anneme. Annenin İzip'teki anneme ellerinden öpüyorum onunla. Evet. Buyurun. Oh,
Teşekkür ediyoruz Ertem Korkut'a. Evet sevgili izleyicilerim, inşaatta yükselen bir yıldızımız var. Tanıtımımızı alacağız. Tanıtımdan sonra tekrar devam edeceğiz. Tahsinoğlu Grup. Tahsinoğlu Grup. Tahsinoğlu Grup 1977 yılında inşaat malzemelerinin de toptan ticaretiyle başlayan ilklerin öncülerindendir. 2003 yılına kadar şahıs firması olarak Gaziantep ve ilçelerinde tüm inşaat malzemelerinin toptan ticaret işini yürütmüş, 2003 yılında kurumsallaşarak Tahsinoğlu Demirçelik, Çimento, İnşaat, Metal, Tekstil, Gıda, Petrol Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kurmuş, Gaziantep Çimento ve Beton Sanayi Bayiliği, Gaziantep Yutong Bayiliği, Alçı Bayiliği, Tuğla Bayiliği alarak 2011 yılına kadar yine kurumsal olarak Gaziantep ve ilçelerinde inşaat malzemeleri toptan ticareti işini yapmıştır. 2011 yılından itibaren 2 adet hazır beton santrali kurarak vizyonunu genişletmiş ve yaklaşık olarak 200 kişiye istihdam sağlamıştır. Bu sayı giderek artmaktadır. Şu an hala hazırda 5 beton santrali ile Beylerbeyi, Organize, Körkün, Karataş ve Bağlarbaşı'nda işine devam etmekte olup araç filosunda ve ürün sevkiyatında ön plana çıkmaktadır. Müzik
2013 yılından itibaren de konut yapımı işine girmiş, Akkent, Yeditepe, Beylerbeyi ve Gaziantep'in birçok alanında yer alarak vizyonuna yeni bir iş daha eklemiştir. Tahsinoğlu Grup'ta firmaya ilk giriş anınızdan itibaren sizi etkilemeye başlıyor, güler yüzle karşılanıp birimlerdeki tüm çalışanlar sizlere eksiksiz olarak hizmet vermeye çalışmaktadır. Şirket bünyesi içerisinde inşaat satış ofisi, sevkiyat birimi, inşaat departmanları, insan kaynakları departmanı, muhasebe genel birimleri, bilgi işlem, müşteri ilişkileri, basın ve halk ilişkiler, genel müdürlük, idari yönetim katları ile her zaman hizmete hazır vaziyettedir. En alt kademeden en üst kademeye kadar ortak olan fikir, Tahsinoğlu Grubu büyütmektedir. Özveri, tüm çalışanlarımız arasında öncelikli gelen koşuldur. Tahsinoğlu Grup çalışanlarına değer vermektedir. Onların dinlenebilmeleri ve öğle aralarında kaynaşmaları için dinlenme salonları ile hizmet vermekte, restoran katında yemeklerini daha rahat ve huzur içerisinde yemelerini sağlamaktadırlar. Her müşterimiz iş ortağımızdır yönetimiyle hareket ederek öncelikli noktalarda müşterilerinin isteklerine eksiksiz yer vermektedirler. İnşaat demirinden BİMS'e, Yutong'a, Alçı'ya tüm yapı malzemelerini ve hazır beton üretim tesislerinin de bünyelerinde bulundurmaktadırlar. Gelişen Gaziantep'in yeni çehresi olarak inşaat sektöründe Tahsinoğlu İnşaat olarak yerlerini almışlardır. Çok yakın bir zamanda sizin istasyonunuz Tahsinoğlu Petrolü de hizmete sokarak büyümeye devam edecektir. Sürekli gelişim ve değişim içerisinde olan firma, büyüme trendini düzenli olarak geliştirmiş, şirket 2014 yılı itibariyle 250 kişilik çalışana sahiptir. Yine 2013 sonu itibariyle Gaziantep'in inşaat firmalar arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Yeni projelerle önümüzdeki yıllarda hedeflerimizi daha da büyütmeyi umut ediyoruz. Tahsinoğlu Şirketler Grubu, Tahsinoğlu Hazır Beton Santralleri, Tahsinoğlu İnşaat, Tahsinoğlu Yapı Malzemeleri, Tahsinoğlu Petrol ile geleceğe yatırım yapıyoruz. Geçmişin temelleri üzerinde güvenle duran, geleceğe sağlam temeller üzerinden bakan, sloganını bu şekilde oluşturan, her yapıda sağlam temeller atan bir firmayız. Biz Tahsinoğlu Grubuz. Tahsinoğlu Yapı Malzemeleri, Tahsinoğlu Hazır Beton, Tahsinoğlu İnşaat, Tahsinoğlu Petrol. Her yapıda 1977'den beri 444-3101. Rahmet-i İlahi, taca serani.
Korkut'a çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Mikrofonunuzu takarken ben de bir telefon numaralarımızı hatırlatayım.
Evet sevgili izleyicilerim, Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93, Türkiye'nin her yerinden arıyorsanız 0342-325-93-93, yurt dışından arıyorsanız +90 342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonumuz var sanırım, telefonumuzu alalım. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Alo, merhabalar. Merhaba, buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar. Sebahattin Bey, hayırlı cumalar dileğiyle başladık. Size de hayırlı cumalar dileğiyle. Ben bir sorumlu olmak istiyorum. Tabii, buyurun. Benim sorum olacak ama sadece merakımdan dolayı soruyorum sizlere. Tabii ki. Tam cuma vakti. Sizleri izliyoruz elbette ama orada cuma vakti, sizde de cuma vakti değil mi acaba? Haklısınız, doğru söylüyorsunuz ama şu anda yayınımızın saati bu saat olduğu için böyle bir şey yapıyoruz. Ama farkındaysanız ara ara ilahicilerimiz ortadan kayboluyorlar. Farkındaysanız cumalarına gidip namazlarını kılmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar, benim yanımda olmaya çalışıyorlar. Ama düşünceniz için teşekkür ederim yorumunuz için. Ama başka bir isteğiniz varsa alabilirim. Peki, teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için bizi. Evet. Evet. Siz de cevap verebilirsiniz. Tabii ki. Bakıyorum bazen İbrahim kardeşimiz falan. Ayrıca saat 12.20 geçiyor. Evet, İbrahim kardeşimiz bazen bakıyorum. O arada cuma namazına gidiyor sıralı tabii ki. Şimdi her hafta 3 cuma üst üste cumaya gitmezsek olmaz. O yüzden tabii ki değişikli şekilde zaten İbrahim kardeşimiz de normalde 11 gibi burada olacaktı. Dedik bu hafta sen git cuma namazına. Hı hı. O sıralı yapıyoruz ama ilerleyen haftalarda inşallah bu saati tam ayarlarsanız bence daha güzel olur. Kardeşimizin evet, bu saat gibi. Konusunda ama sağ olsunlar yani her hafta böyle dönüşümlü bir şekilde evet. Fark ediyorsanız biz tek kalıyoruz veya ben semazenlerle kalıyorum veya bir şey oluyor. Ben o arada zaten yayından evet. Almaya çalışıyorum. İzleyicilerimizin bunun farkındalar zaten. Evet. İzleyicimiz galiba bizi izlememiş, görmemiş diye düşünüyorum İlk ben. İlk defa şimdi Bahar TV'miz şu an birçok kardeşimiz yeni görenler oluyor. Normaldir tabii, yani. Tabii. Yeni izleyiciler mesela ilk defa denk gelmiştir, bakmıştır o program saatine. Ama ne güzel kardeşimiz orada bizi izliyor şu anda. Ben çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Evet, Erzurum'a da buradan evet. Selamlarımızı iletmiş olalım. Yapımcılık demiştik. Şu an biliyorsunuz Gaziantep'te damiliklerde bizler nacizane yapmaya çalışıyoruz. TV programımız olduğu gibi. Şu an Gaziantep'te de yapımcılığı el attık. Tüm ilahi camiasında ilahi sanatçılarımıza albüm yapıyoruz. Şu an yapımcı olarak Hicret Yapım adı altında. Hı hı. Güzel mesela biz daha önce albüm yaptığımızda işi bilmediğimiz için birçok varımızı yoğumuzu harcayarak evet. Albüm yapmaya çalıştık ve albümlerimiz de tam istediğimiz gibi olmamıştı. Ne yapalım ne edelim diyerken dedik biz yapalım bari. Şu an kardeşlerimiz yani İstanbul'lara kadar gidip yorulmalarına gerek yok. Aynı İstanbul kalitesinde hı hı. Daha profesyonel albüm yapıyoruz, klip yapıyoruz ve 40 tane kanalda, TV kanalında klibini çekip yayınlatma şartıyla güzel profesyonel albüm yapıyoruz. Albüm yapmak isteyen kardeşlerimiz de bizlere ulaşabilirler. Evet. ademkorkut.net'ten de ulaşabilirler evet. Ve ayrıca Facebook Adem Korkut sayfasından da bizlere ulaşabilirler. Her şekilde ulaşıyorlar. Adem Korkut'u evet. Bilmeyen yok. Yani evet. Antep içerisinde zaten herkes biliyor. Evet, oradan da Adem Bey'e ulaştığınız takdirde zaten her şey gerçekleşecek. İlahiye gönül vermiş kardeşlerimizi bekliyoruz inşallah stüdyomuza. Hı hı. İnşallah. Ben de demin bir tanıtımımız vardı, yükselen yıldızımız. Ona evet. Ben buradan bir selam göndermek istiyorum müsaadeniz olursa. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Düzgün'e buradan ben çok çok selamlarımı göndermek istiyorum. Şu anda bizi izliyorlarmış sağ olsunlar. Evet ve sıradaki ilahi ben kendisine armağan etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii. Evet yayınımızda yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Evet. Ben bir kapanışımı yapayım. Ondan sonra da sizden arka arkaya iki tane ilahi alacağız. Tabii ki. Onları da bütün Bahar TV izleyicileri, Müjdeli Günler izleyicilerine hediye edelim diye düşünüyorum. Evet, ben Adem Bey'e çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Bizler size teşekkür ediyoruz bütün Bahar TV izleyicilerine ve Bahar TV'nin
güzel personelin hepsine teşekkür ediyoruz. Bizleri izleme zahmette bulunan bütün izleyicilerimizin ayrıca cumalar mübarek olsun. Rabbim hayırlı işler versin inşallah diyoruz tüm kardeşlerimize. İnşallah. Ben de cuma bugün biliyorsunuz. Bir de bugün tıp bayramı. 14 Mart tıp bayramını. Bütün doktorlarımızın buradan tıp bayramını da kutlamak istiyorum ayrıca. Evet, bir şeyimiz gelmiş. Bir bakalım neler varmış. Medine, Mekke, İlaysin istiyor Bursa'dan. Binali Yıldız. Sizden Mekke, bu size gelmiş o zaman. Tamam. Size inşallah. Teslim. Tamam inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, Bar TV ailesine yayında yapımda emeği geçen herkese buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Allah'a emanet olun diyorum. Pazartesi görüşmek üzere diyorum ve sizi Adem Korkut'la baş başa bırakıyorum. İki güzel eser okuyacağız. O zaman hareketli eserlerimiz olsun. İlk eserimiz Dertlerin Dermanı eserimiz. Hı. Albümden değil, diğer eserlerimizden. İkinci eserimiz de Sev Ben Allah isimli iki tane hareketli ilahimiz var. Dertlerin bundan Dermanı. İlk de Dertlerin Dermanı hemen akabinde Sev Ben Allah diyeceğiz. Tüm Bahar TV izleyicilerine gelsin inşallah. Tüm Müjdeli Günler izleyicilerine ve Gönül Bahçesi izleyicilerime, olsun. Sevenlerimize gelsin inşallah. Çok sağ olun. Buyurun. Aşıkların lokmanı, dertlilerin dermanı, aşıkların lokmanı, nebilerin sultanı, fakli alem Resulullah, nebilerin sultanı, fakli alem Resulullah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, la ilahe illallah. Zikreder Allah'ı, gördüğüm bunca alem zikreder Allah'ı, Evliyanın Sultanı Abdülkadir Geylani, Evliyanın Sultanı Abdülkadir Geylani, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Elin açmış havaya, yalvarıyor Allah'a, elin açmış havaya, yalvarıyor Allah'a, açtıyor yana yana ya Hazreti Mevlana, açtıyor yana yana ya Hazreti Mevlana, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Mısır'dadır makamı Resulullah'ın evladı, Mısır'dadır makamı Resulullah'ın evladı, Evliyalar sertacı ya İbrahim dosofi, Evliyalar sertacı ya İbrahim dosofi, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, La ilahe illallah, La
aşkınla yandır. Yak beni Allah, rahmete daldır. Al beni Allah, bir garip kulum. Doğruyu buldum, ben sana döndüm. Yak beni Allah, haddimi bildim. Huzura geldim, ben seni sevdim. Sev beni Allah, bir garip kulum. Yapıda 1977'den beri 444 31 0